Değerli Sinebeş izleyicileri, çok değerli kitap severler, Bibliofil'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz çok değerli film sanatçımız, tiyatro sanatçımız ve her şeyin önünde bence çocuk kitapları yazarlarımızdan Görkem Yeltan. Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk Münir'cim. Nasılsın? İyi. İspanya seyahati nasıl geçti? Çok biraz güzel. Bahseder misin? İspanya çok güzel geçti. Valladolid'de bir festival var. Çok uzun yıllardır olan bir festival bu. Bu yıl sinemamızın da 100. yılı olması nedeniyle, kutlamalar nedeniyle sanıyorum, öyle olduğunu düşünüyorum. Bu festivale katıldı Türkiye. Bakanlığın çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum bu anlamda ben. Çünkü pek çok filmimiz orada özel seçki olarak gösterildi. Ben uzak ihtimal vesilesiyle gittim. Salonlar doluydu. Eyvallah, çok güzel. Herkes Türkiye'den gelen filmleri çok beğendi, çok ilgilendi. Yarışmada da vardı filmimiz, ödül alan filmlerimiz oldu. O yüzden çok güzeldi. Benim bir böyle koltuklarım kabardı. Öyle döndüm. Güzeldi, çok Eyvallah. Güzeldi. Neden çocuk kitabı yazıyorsunuz? Sebebi ne? Ya, çocuk kitabı şöyle başladı. Oyunculuk yıllarında ben çocuk oyunlarında oynamaya başlamıştım. Çocuk oyunlarında oynarken de bizim çocuk oyunlarımız o dönemde, tabii 93'lü yıllardan bahsediyorum ben, çok çocuğu birey yerine koymayan, çocuğa böyle daha yukarıdan bakan, şimdi buradan tavşan kaçtı değil mi çocuklar diyor oyuncu, çocuklar da evet demek zorunda kalıyorlar. Aslında tavşan kaçtı ve gördük hepimiz. Evet. Böyle bir... Böyle durumdaydı ve ben bundan çok sıkıldım. Sonra yurt dışında oyunlar izlemeye başladım. Bu oyunlarda 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin o oyunları izlediğini gördüm. Aslında böyle bir uyanma yaşadım ben ilk olarak. Aslan Kralı izlediğimde ya da başka oyunları izlediğimde demek ki çocukla ilgili şeyler sadece çocukların izlediği ya da okuduğu şeyler değilmiş demeye başladım. Sonra edebiyata bakmaya başladım. Evet, Küçük Prens dünyada en çok okunan kitaplardan biriydi. Evet. Demek ki çocuk işi sadece çocuk için yapılan bir şey değildi Türkiye'deki gibi. Çoluk çocuk işi diye bizim geçiştirdiğimiz işlerden biri değildi. Çok önemliydi, katmanları vardı. Her yaşa hitap ediyordu. Sadece çocuğun da okuyabildiği kitap, çocuğun da izleyebildiği film, çocuğun da izleyebildiği animasyon demekti. Bunu fark edince ben çocuk edebiyatına bir dalış yaptım. Sonra işte diller öğrenmeye başladım. Hı hı. Çünkü Türkçe'ye çok fazla çevrilmiyordu çocuk kitapları. Bu sayede birçok dil kültürüm de oldu. Bu da iyi oldu benim için. Ve bir tutku haline dönüştü çocuk kitabı, çocuk edebiyatı. Böyle de devam ediyorum o yıllardan beri. Evet, 16 kitap oldu sanıyorum. Evet, 16. kitabım oldu. 16 kitap. Tepkiler nasıl, çocuklardan gelen tepkiler? Çocuklarla çok fazla atölye yapıyorum ben. İmza günleri, atölyeler. İmza günlerini sadece imza günü gibi geçirmiyorum daha doğrusu. Hı hı. Ve atölyelerde birlikte uydurma atölyeleri yapıyoruz. Yani bu ne demek? Hep birlikte işte bağıra çağıra bir hikaye yazıyoruz. Kağıt kalemle değil ama bunu uyduruyoruz. Tabii ki çocuklar çok yetenekli, hayal dünyaları çok yüksek. Bizim gibi kısıtlanmış bireyler değiller. O yüzden harikulade hikayeler yazıyoruz birlikte. Çocukların tepkileri de şöyledir, soruya dönecek olursak. Hı hı. Çocuklar çok acımasızdır ve çok sevecendir. Yani bir şeyi sevmediyse hiç sevmedim bunu der. Sevdiyse de çok sevdim, bunu niye yazmadın, şunu da ekleseydin der. Ve çocuklarla çalışmak bu anlamda çok güzeldir. Çünkü yazar olarak karşılığı direkt alırsınız. Direkt, evet. Yani öyle bir, evet, güzelliği vardır. Beni de çok mutlu ediyor tabii ki böyle bir şey. İmza günlerinde görüyorum yani kitap fuarlarında. Gerçekten yoğun ilgileri var, evet, size karşı. Evet. Neler söylüyorlar imza günlerinde? Ne istiyorlar? Genellikle... Çünkü çok özür dilerim. Çocuklarla muhatap olmak gerçekten çok güzel. Fuarlarda, özellikle kitap fuarlarında. Tabii tabii. Yani çocuklarla tabii fuarlar biraz, Münir, şöyle bir şey. Çocuğun fuara gelebilmesi tek başına yapabildiği bir iş değil. Yani, evet, kitapçıya gelebilmesi de tek başına yapabildiği bir iş değil. Bu nedenle fuar ve kitapçılardaki buluşmalar... Bana göre biraz daha ailelerin kontrolünde olan işler. Evet. Ama okullarda ya da toplu olarak atölye yaptığımız zamanlarda, buluştuğumuzda gerçek tepkiler işte oradadır bana göre. Çünkü mesela bir tanesi şey diyebilir. Ben bunlardan hoşlanmıyorum. Kitap okumayı sevmiyorum.
Ben onu açmaya çalışırım işte. Kitap okumayı sevmiyorsun ama yani öğretmenin verdiği kitabı okumayı sevmiyorsun sanıyorum. Evet, sevmiyorum. Annenin verdiği kitabı okumayı sevmiyorsun sanıyorum. Evet, sevmiyorum. Ama bakıyorum ki çizgi roman seviyor mesela. Diyorum ki ama çizgi roman da bir kitap ve çizgi romanı sevmen ne güzel. Sonra diyor ki aa çizgi roman da kitap, doğru, ben kitap seviyorum aslında. Biraz işte bizim eğitim sistemimizden dolayı kitaba yaklaşımımız tuhaf. Yani kitap bir zorunluluk. Kitap evet. Okumak, işte sevilmek zorunda. Annenin verdiğini okumak zorundasın. Oysa bir çocuk sadece polisiye sevebilir ve romantik kitapları sevmiyor olabilir. Neden ona zorla onu okutuyoruz ki yani? Herkesin sevdiği, her bireyin nasıl bizlerin de sevdiği, takip ettiği, ilgi alanlarımıza ya da meslek gruplarımıza göre yöneldiğimiz, hoşlandığımız şeyler varsa elbette çocuklar da birey olduğu için onların da var. Bir tanesi aşktan çok hoşlanıyor mesela. İki dinozorun aşk olmasına bayılıyor ve bununla çok eğleniyor. Ama bir tanesi diyor ki aşktan hiç hoşlanmam. Ben dedektiflik hikayesi severim diyor. Yani ve onun kitabı dedektifliktir. Diğerininki de evet dinozorun aşkıdır. Yani yapabileceğimiz bir şey yoktur bu konuda. Evet. Sizin okuma serüveniniz nasıl başladı? Neler okudunuz? Çocukken, ilk gençlik çağında ve şu anda neler okuyorsunuz? Benim babam gazetecilik mezunu ve çok okuyan biriydi. Çocukluğumda okumaya başladığım andan itibaren bir yarış vardı aramızda. Yani günde kaç sayfa kim okuyacak yarışı. Ama çok öncesinde de masal uydurma oyunumuz vardı. Bu benim atölyelerde yaptığım şeye benzer bir şeydi. Ve biz masal uydururduk babamla. İşte domates gelmiş de ketçap olunca şöyle olmuş da filan gibi böyle. Yani o anda önümüzdeki şey neyse domatesse domates, salatalıksa salatalık onunla ilgili hikaye uydururduk. Ya da bir masal uydururduk. Benim öyle gelişti aslında. Hı hı. Okuma serüvenim böyle gelişti. Daha doğrusu başka dünyaları sevme serüvenim. Bence oyunculuğum da buradan yola çıkarak gelişti. Çünkü ben gerçekçi dünyalardan, yaşadığımız gerçek dünyadan çok hayal dünyalarını sevmeye başladım. Onların içinde olmayı çok sevdim. O yüzden neler okudum? Her şeyi okudum. Yani ortaokula giderken lisede, yani ablamların lisede okuduğu kitapları da okudum mesela. Peki en çok etkilendiğiniz kitaplar, en çok etkilendiğiniz yazarlar kimler oldu o dönemde? Hala aynı şeylerdir. Benim hala devam. Hiç değişmeyen, yani benim için hiç değişmeyen kitaplar. Birincisi Pıtırcıklar. Hala çok severim. Ve hayranlık duyarım. Yazarına da çizerine de. Asterix'i çok severim. Asterix'in dünyasını, o küçük köyün muhteşemliğini, işte yaşatılan o dünyayı, çizimlerini de elbette. Küçük Karabalık favorilerimden biridir. Evet. Rengi. Küçük Prens, bir de Ağaca Tüneyen Baron Calvino. Çok bunlar güzel. Hiç değişmedi. Hı hı. Ama bunlara eklenen tabii ki dersek ki işte başka neleri seviyorsun? Ben yaklaşık işte 7 yılı aşkın bir süredir iki gazetede köşe yazıyorum. Evet. Çocuk kitaplarıyla ilgili. Ve zaten sadece sevdiklerimi yazıyorum. Onların da toplamı sanıyorum 500'ü geçmiştir. Yani o kadar çok sevdiğim kitap var ki aslında çiziminden, hikayesinden etkilendiğim. Ama bu 5'i çocukluğumdan beri tanışıp hayran olduğum, vurulduğum, sonrasında da beni her zaman çok heyecanlandıran, işte yeni serüveni çıkmış Asterix'in hemen bakmam lazım diye hoşuma giden ya da Pıtırcığın Bilmeyen Öykülerinin işte şu versiyonu çıkmış, şu kağıda basılmış, bunu takip etmem lazım dediğim en çok bu 5'idir. Evet, Radikal Kitap'ta Caborico. Radikal Kitap'ta Çikolata şu anda. Şu anda Çikolata. Minir, evet. Tarafta... Caborico'yu da tarafa geçirdik. Tarafa. Evet. Şey... Yer yani, değiştirdiler. Biraz yer değiştirdiler. Ve, çünkü biz 5 yıl diye düşünmüştük Radikal'de. 5 yılı tamamladık. O köşeyi başka yere geçirelim. Yeni bir köşeye başlayalım diyorduk. Ama Caborico çok beğenildi ve çok takipçisi oldu Caborico'nun. Sağ olsunlar işte Taraf Gazetesi de biz talip oluyoruz. Hani bu köşenin bitmesini istemiyoruz dedikleri için. Her ikisi de. Ama tabii ki... Şöyle bir şey var. Radikal Kitap benim evim gibi. Çünkü ilk öyle çıktı her şey. Onların işte ben çocuk kitabı yazarken bana gelmesiyle çıktı. Sonrasında da tabii ki çok yakın arkadaşlarım oldu. Radikal Kitap'taki arkadaşlarım. Hı hı. Hatta birlikte üretimler birazdan bahsedersek eğer işte filmi yapma sürecimiz filan. Evet. Öyle bir yolculuk oldu. Peki Caborico ne demek? Caborico karnı boş rüya koyunu demek. Çok güzel. Bunu ben uydurmuştum o zamanlar. Anne babalara ne tavsiye ediyorsun? Yani çocuklara nasıl davranmalılar? Neler yapmalılar? Hiç karışmasınlar. Mesela işte hafta sonu kitap evlerine
götürsünler mi? Tabii götürsünler. Kitap fuarlarına götürsünler mi? Çocuklarını yazarlarla tanışsınlar mı? Neler bence, önerirsin? Bence muhakkak götürsünler. Ancak ben böyle okullarda imza günleri yaptığımız zaman veliler de gelirler bazen konuşmak isterler. Ben de derim ki ben velileri sevmem. Sizinle konuşmak istemiyorum. Tabii bu espri. Olur mu öyle şey? Ama şöyledir. Yani çocuğa kitabı göstersinler. Ama zorlamasınlar hiçbir şey için. Çünkü biri kitap sever, biri de mesela bir çizgi filmle beslenebilir ya da işte bir filmin hikayesiyle beslenebilir. Orada da bir şey var, bir yazım var, bir edebiyat var, hayal dünyası var. Tabii ki onunla da beslenecek çocuk da. Hı hı. Sadece zorlamasınlar, kendi sevdiklerini diretmesinler, dayatmasınlar. Tıpkı bizim birbirimize yapamayacağımız gibi. Tabii, tabii. Ben sana bir kitabı öneririm. Sen bakarsın ama hiç tarzın değildir ve bırakabilirsin ya da devam edebilirsin. En güzeli buluşturmak. Bir de şunu sorarlar çok fazla, onu da hemen söyleyeyim. İşte neden bu çocuk kitap okumuyor? Ben de derim ki acaba evde kitap okunmadığından olabilir mi? Çünkü Türkiye çok okur yazar oranı yüksek bir ülke değil. Özellikle hani edebiyat takipçimiz çok fazla yok. Evet. Şimdi aile hiç kitap okumuyor, kitapla buluşmuyor. Her gün televizyonun karşısında. Tamam, bu da onun seçimi. Ben bunu eleştirerek söylemiyorum. Çünkü mesleğimin diğer mesleğim de orayı ilgilendirdiği için tabii ki böyle bir küçümseme ya da kıyaslama içinde değilim. Ama neden okumuyor sorusu bana sorulacak bir soru değil mesela. Evet. Yani kendisine soracağı bir soru ailenin. Anne baba kitap okumuyorsa çocuk kitapla nerede buluşacak? Yani evet. Öyle bir saat yoksa evde harcanan ya da işte dediğin gibi kitapçıya gidilmiyorsa, fuara gidilmiyorsa, bir yazarın önemi ya da çizerin şu çizimi var baksana ne güzel denmiyorsa nasıl çocuk bununla buluşacak? Ama mutlaka herkes yolunu bulur bence. Yine de hayal gücünü sevenler onunla buluşacaklardır. Çünkü pek çok arkadaşım var çocukken hiç kitap okumamışlar. Ama sonrasında kitapların dünyasını keşfedip bunların sıkıcı şeyler olmadığını, ödev olmadığı zaman ne kadar güzel olduğunu, bizi hayattan nasıl kopardığını, nasıl mutlu ettiğini fark edince kitapların dünyasına dalmışlar. O yüzden su yolunu bulur bence. Yani çocukları o yolu bulacaklar. Ama tabii bunu kolaylaştırmanın yolu nedir? Sevecek olan insan için. Evet, kitap göstermektir. Yani... Evet. Şimdiki çocuklar, yani bizim gençliğimize göre ya da bizim çocukluğumuza göre daha şanslılar mı? Bence çok şanslılar. Neden? Çünkü bir arama motoruna mesela ben hep söylüyorum. İşte 9 yaş, dedektiflik, yaz, kendi kitabını bul diyorum. Dedektiflik seviyorum diyor. Hı hı. Bizim için çok zordu tabii ki. Çünkü biz sevmediğimiz, ilgilenmediğimiz ya da böyle didaktik, öğretici, işte sütünü iç, çay içme şu dönemde filan diyen kitaplar. Çünkü o zaman Çernobil meselesi vardı. Evet. Ve ben öyle kitaplarla karşılaşıp çok sıkılıyordum mesela. Yani onları okumak istemiyordum hiç. Ama şu anda eğer yolunu seçtiyse çizgi roman. Yazsın arama motoruna çizgi roman. Çizgi romanların hepsi karşısında. Yani kitapçıya gidip bulmak zorunda bile değil. Evet. Hepsine bakabilir, onları sipariş edebilir mesela bir kasabadaysa. Çok pahalı kitaplarımız da var, evet biliyorum yani çocuk kitabında çok pahalı kitaplarımız da var. Ama onların bazı versiyonları da var. Daha ucuz, işte biri hamur kağıt, kalitesi farklı. Biri değil, biri sıvama kapak, biri değil. O yüzden ulaşılabilir. Evet, çok rahat hem internetten hem de kitap evlerinden hem de fuarlardan. Tabii ki. Çocuklar çok rahat kitaba ulaşabiliyorlar. Bizim zamanımızda gerçekten zordu. Ya fasikül fasikülü biriktirirdik ya da Yalvaç Ural'ın evet, o miçolarını takip ederdik. Bunu Yalvaç abiye de buradan çok selam gönderelim. Evet. Çocuk kitabında pedagog ne demek sence? Yani pedagoji çok önemli bir şey tabii ki. Pedagoji bilmeyen birinin kitap yazması, yani çocukla ilgili şeyleri keşfetmeyen birinin çocuk kitabıyla ilgilenmesi biraz zor. Ama bu şunun gibi bir şey. Yani sinema çekecek birinin ışık bilmemesi, sinema ile ilgili hiçbir şey izlememesi filan gibi bir şey. Yani olmazsa olmaz zorunluluklardan biri esasında. Evet. Ama şu demek değil yani çocuk kitabı ve ilk gençlik kitabında iki tane sıkıntımız var bana göre. Birincisi çocuk kitabında didaktiklik meselemiz, öğretici olma ki pedagojinin içinde böyle bir şey de vardır. Bir buradan kaçması gerekiyor bir yazarın. İkincisi ilk gençlik kitabında da STK'ların görevini üstlenme. Yani işte toplumda uzak durulması gereken bazı şeyler vardır. Nedir bunlar? İşte kullanmamaları gereken maddeler olabilir çocuklar için. Yani ilk gençlik için söylüyorum. Dikkat etmeleri gereken bazı şeyler. Ama bunların önlemlerini sivil toplum kuruluşları alır. Bunların önlemlerini kitap almaz. Edebiyat, yani bizim bildiğimiz anlamda edebiyat, hayal dünyasıyla başka bir şey kurmaktır. Evet. Ve bunun içinde ne öğreticilik ne de başka meslekleri, mesela bir öğretmen değildir
çocuk kitabı yazarı. Tamam, öğretmenlik çok önemli bir şeydir ama ikisi ayrı ayrı şeylerdir. Bunu ayırt edebildiğimiz sürece dünya çocuk edebiyatına yetişebileceğimizi düşünüyorum ben. Eyvallah. Görkemli Yalta'nın ilk 5 kitabını merak ediyoruz. Biraz önce söylediğiniz zaman bir daha bir tekrar edebilir miyiz izleyicilerimizde? Asterixler, Pıtırcıklar, Küçük Karabalık, Küçük Prens, Ağaca Tünyen Baron. Neden Küçük Prens? Yani neden hangisi dersek ben bunları hep okuyup okuyup tekrar seviyorum. O yüzden Küçük Prens. Küçük Prens'i de babam okutmuştu. O yüzden hani ilk karşılaştığım anda vurulduğum bir kitaptır. Ağaca Tünyen Baron da ilk okuduğumda şey düşünmüştüm. Yani biri ağaçta nasıl yaşayabilir acaba? Neden ağaçta yaşıyor bu çocuk? Ve sonra yıllar sonra okuduğumda tekrar aynı şeyi düşündüm. Böyle bir şey kurulabilir mi? Ne kadar muhteşem bir dünya bu Calvino'nun dünyası diye. Tabii çocukken okuduğumda bunun Calvino olduğunu ben bilmiyordum. Calvino'nun diğer kitaplarını bilmiyordum. Tabii zaman içinde bir de yazarı çizeri öğrenip de ondan sonra nerelere gitmiş gelmiş bu ne muhteşem dünyalar deyince insan daha da bir sıkı sıkıya bağlanıyor. Çünkü çocukken etkilenmişsin. Gençken etkilenmişsin, şimdi gençliği geçmişsin yine etkileniyorsun ve ben eminim ben yaşayabilirsem 70-80 yaşımda İnşallah yine Allah çok seveceğim. İnşallah uzun ömür versin inşallah. Hepimize. Yemekteyiz ve karar verdim. Yemekteydik ve karar verdim. Yemekteydik ve karar verdim. Evet. Onun üzerine biraz konuşsak. Mayıs ayında sanıyorum. Mayıs ayında çekimine başlayacağımız Evet. Bir aile filmi. Yönetmenliğini ben yapacağım. İlk kez yönetmen koltuğuna oturacağım. Hayırlı olsun bakalım. Çok teşekkür ederim. 4 senarist çalıştık. Nilüfer Uğur Dalay, Yalçın Akyıldız, Burcu Aktaş ve ben. Uzun zamandır bir film yapmayı arzuluyorduk zaten. İşte hikayeye çalıştık uzun bir dönem. Sonra hikayelerimizin içinden en sevdiğimiz hikayenin bu olduğuna, aile filmi olduğuna karar verdik. Bütün yaz üzerinde daha öncesinde de alt metinlerimizi çalışmıştık ama senaryo yazımını da yazım bitirdik. Mayıs ayında işte mekanlarımızı ayarladık, oyuncularımızla konuştuk, kostümlerimiz çalışıldı. Mayıs ayında şu anda havayı bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah güzel ve başarılı bir film olur. Umarım. Biz de hasretle bekliyoruz. Ne zaman peki vizyon tarihi olur? Yani vizyon tarihini şu anda tam kararlaştırmadık Münir. Çünkü Mayıs'ta çekime gireceğimiz için Haziran sonunda bitiririz diye umut ediyorum ben. Yurt dışında ya da Türkiye'de post prodüksiyonu yapma gibi ihtimallerimiz var. Şu an daha o aşamaya gelmediğimiz için ama sanıyorum 2016 gibi gözükür. İnşallah. Hayırlısı olsun tekrar. Aşk Yakar'da da bir anneyi canlandırdınız. Evet. Orada çocuklarınız vardı. Evet. O çocuklar kitap okuyorlar mıydı? Çok merak ediyorum. Ya o çocuklar kitap okuyordu. Aslında biz sahnelerin arasında benim yanımda sürekli tabii Radikale, o dönem sadece Radikale yazıyordum. Radikale yazdığım için sürekli yanımda kitaplar oluyordu ve o kitapları okuyup işte biliyorsunuz setleri biliyorsunuz evet. Sen de. İşte çekim kameranın önündesindir ama 2 saatte arkasındasındır. Çünkü diğer sahne çekilecektir. Ben de arkada kendi kitaplarımı okuyup yani o hafta ne yazacaksam onu okuyup onların yorumlarını yapıyordum. Ama bir yandan da işte çocuklarımı oynayanlar da o kitapların içindeydi. Hatta onlara da kitap götürüyordum. Ve onlar da sette o kitapları okuyorlardı. Ve onlara hiç sıkıcı kitap götürmediğim için çok eğleniyorlardı. Sette de mutlaka kenara köşeye koyuyorduk. Ki hani bir belki izleyicinin gözüne çarpar, oradan hoşuna giden bir şeyi yakalar, o karenin içinde o olsun diye muhakkak koyuyorduk. Ben ona dikkat ederim çok. Peki Türkiye'deki çocuk edebiyatının durumunu nasıl görüyorsun? Yani yayıncıların ilgisini yazarlara karşı ya da uluslararası alanla karşılaştırdığın zaman ne gibi eksiklikler var? Şöyle ki yıllar önce Bologna Kitap Fuarı'na ilk gittiğimde Türkiye'den yayıncılar gidiyordu o fuara. Ve yurt dışındaki kitapları almaya çalışıyorlardı. Evet. Birbirlerinin elinden almaya çalışıyorlardı hatta bazen. Fuar dünyasını bildiğin evet, için evet. Sen de katılırsın buna sanıyorum. Sonra ben işte ilk yazmaya başladım gazetede. Yani Türkiye niye yok, Türkiye niye yok? Çünkü
İran'a bakıyoruz, 6 tane standı var. Ya da başka ülkelere bakıyoruz. Yani çocuk kitapları konusunda çok fazla üretimleri var. Ve çok iyi bir noktadalar. Ve ben onlara bakarken pastaların içinde, çikolataların içinde geziniyor gibi hissediyorum. Evet. Ama Türkiye yok. Sonra yine işte bakanlıkla ilgili bir sanıyorum karar verildi. Ve olumlu bir adım atılarak biz Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'na girmiş olduk. Sanırım 2007-2008'den evet. itibaren de o katılıyor yıllarda. Türkiye, evet. Ben yani her yıl eğer çekim yoksa hemen hemen her yıl gitmeye çalışırım. Şimdi tabii birazcık etkileşime geçince daha iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama ilk Bologna Kitap Fuarı'na işte bu Feridun Oralların falan sergi açtıkları zamanı düşünürsek Türkiye'nin gelişimi çok geç tabii. Evet. Kitaplarımız çok fazla yurt dışına çevrilmiyor. Çok fazla kitap bize alınmıyor. Yani işte mesela o sene en iyi o sene en iyileri ben eğer İngilizce, İtalyanca ya da başka dillerden takip edemiyor olsam takip edemeyeceğim. Oysa o sene çevrilmeli bize de. Yani böyle bir şey olmalı diğer kitapta olduğu gibi değil mi? Yani tabii, tabii. Onu yakalayabilmeliyiz. Böyle bir şey yakalayamıyoruz. Tabii bizim bazı eksikliklerimiz var. Mesela dünyayı gezecek karakterlerimiz yok. Dünyada etkileyeceğimiz çocuklar yok. Çünkü işte biraz önce söyledik. Asterix'ler, Pıtırcıklar bütün dünyada dillere çevriliyor. Ve çocuklar, benim gibi çocuklar, onunla büyüyorlar. Onlara hayran olarak büyüyorlar. Sonra diyorlar ki işte Fransa'da şöyle bir edebiyat var. İtalya'da böyle bir edebiyat var. Evet var. Çünkü gelişiyor ve dünyaya yayılıyor. Ve biz o karakterleri biliyoruz. Bizim takip eden karakterimiz bile yok şu anda. Eksiğimiz yani, nerede peki? Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi karakterlerimizi saymıyorum ki onların da modernize edilmiş hallerinin dünyaya yayıldığını ve dünyaya yayılmak derken dillere çevirmekten bahsetmiyorum tabii ki kültürümüz yani anlamında. O çocuklara etki etmesi, onların onları sevmesi, o dünyanın içinde bulmaları kendini anlamında söylüyorum. Eksiğimiz ne? İşte çok geç başladık biz bu işe. Çocuk edebiyatını, çocuk şarkılarını, şu anda daha çocuk müzikalimiz gelişmemiş durumda. Evet. Yani çocuk oyunlarımız henüz gelişmemiş durumda. O yüzden çocuk filmimiz yok. Çocuk filmleri festivallerinde ben jüri üyesi oluyorum. En son Ermenistan ve Romanya'daydım. Meksika jüri başkanı ve başka arkadaşlarım diyorlar ki Görkemciğim Türkiye'den filmlerinizi niye göndermiyorsunuz bize? Utanç verici bir şey aslında. Bizim evet. filmimiz yok çünkü. Çocuk filmimiz evet. yok yani. Evet. İşte bunlar hep iç içe şeyler. Yani... Ben şeyi seyretmiştim, Matilda'yı seyretmiştim. Yani tesadüfen gittim. Yani Matilda'nın konusunu kitap olduğunu da bilmeden gittim. müthiş bir müzikal seyrettim. Evet. Yani kitaba aşık bir küçük bir kız çocuğunun evet. kitabı hiç sevmeyen ailesine kitabı sevdirmesi, evet. daha sonra ailesinden kopması, ailesinin o farklı evet. duruşu inanılmaz bir şeydi yani. Biz niye yapamıyoruz bunları? Yani çünkü işte bir bakış hatamız var herhalde çocukla ilgili. Ben öyle düşünüyorum. Yanlış da olabilirim ama çocuğa bakışımızda şöyle bir durum var. 23 Nisan'da işte koltuğa oturtmakla çocuk hakları olmaz. Yani maalesef çocuk evet. haklarına yoğunlaşmamız lazım. Çocuk edebiyatına yoğunlaşmamız lazım. Bir de mesela şeydir Münir böyle bir şarkı beğenilmez mesela çocuk şarkısı gibi denir. Çocuk şarkısı dediğimiz şey muhteşem bir şey aslında. Yani niye böyle düşünüyoruz ki Mozart'ın yazdığı şeyler filan. Yani niye çocuk işi, çoluk çocuk işi. Sanki çocuk işi kolay bir şey. Yani çocuğun yaptığı bir tane şeyi sanki yapabileceğiz şimdi bu yaşımızda. Ya da işte uydurduğu bir hikayeyi uydurabileceğiz sanki. Aslında çocuk en değerli şeyimizken Türkiye'de maalesef çocuk çok değerli değil. Yani. Evet. Peki şeyde problem var mı? Bu çizer mesela çocuk kitapları deyince tabii illüstratörler veya işte kitabı çizenler de çok önemli. Onlarla alakalı bir eksikliğimiz var mı sizce? Yani var. Yıllardır şöyle şeylerimiz var. Mesela çok yıllar önce ben hatırlıyorum yani 16 yıl önce falan ressamlarımıza yalvardığımı. Yani lütfen çizer misiniz çocuk kitabı dediğimi. Çünkü şöyle diyorlardı o zaman. Çocuk kitabı mı? Neden çocuk kitabı çizeyim? Yani böyleydi. Şimdi de bir takım hatalarımız var. Tabii ben bunu gazetelerdeki köşelerimde yazmaya çalışıyorum. Sık sık değinmeye çalışıyorum. Şimdi de şöyle bir şey var. Çocuk kitabı çizeri olarak var olan çizer arkadaşlarımız her kitabı aynı çizmeye başladılar. Yani onlar da işi biraz ticari olarak görmeye başladılar. Bu da büyük bir yaratıcılık çıkarmamaya başladı. Yani sen bir kitap yazıyorsun senin karakterinle, ben bir kitap yazıyorum benim karakterim. Hemen hemen birbirine benzeyen tipler.
Evet. Ama bu olmayacak bir şey aslında. Çünkü onlar farklı dünyalar. Seninki Mars'ta geçiyor, benimki işte suyun altında geçiyor. Nasıl olabilir bu dünyalar? İkisi nasıl, biri İstanbul'da geçiyor, biri Çin'de, Japonya'da geçiyor diyelim ki yani. Evet. Nasıl aynı kurulabilir bunlar? Nasıl aynı karakterlerle yaklaşılabilir? Onu bilemiyorum. Yani pek çok hatamız var. Tabii şöyle şeylerimiz de var. Dünyayı takip etmiyoruz. Dünyadaki çizimleri takip etmiyoruz. Ya da bazen de kopyalama yoluna gidiyoruz. Ki ben pek çok çizerimizi bu konuda yakalayabiliyorum mesela. Çünkü işim bu. Evet. Ama ben eleştirmen değilim. Türkiye'de çocuk kitabı eleştirmenliği diye bir müessese de yok maalesef. Maalesef. Ben sadece sevdiğim kitaplara etkilendiğim, bu işe aşık olduğum için dile getirmek istediğim şeyleri, bunu da okuyun, bunu şunu çok sevdim demek için yazıyorum. Ama evet, aslında ihtiyacımız olan çok şey var tabii ki çocuk alanında. Evet, bir de şey, maliyetten de çok söz ediyor çocuk yayıncıları. Mesela yurt dışından aldıkları kitapların burada çizdirmekten daha ucuza geldiğinden bahsediyorlar. Yani ben buna çok katılmıyorum aslında. Evet, tabii ki şöyle bir durum var. Çok bildiğimiz marka olan bir, yani şimdi isim vermek istemiyorum ama bütün dünyanın bildiği bir marka. Tabii ki Çin'de bir baskı yaptırıp her dile çevrildiği için Türkiye'den de 10 bin taneyi ucuza mal edebiliyor. Tabii, 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 tabii. Ama şöyle bir şey düşünmek lazım. Yani o kültürdeki karakter ve hikayeler bütün dünyayı geziyor. Evet. Yani bizim yayıncılarımıza böyle bir görev düşmüyor mu peki? Biraz maliyet yüksek. Maliyet yüksek ama sen basmadıkça daha da yüksek. Yükselecek. Sen evet, kitap evlerine girmedikçe daha da yüksek. O zaman biz dünyaya gidemeyeceğiz. Bizden etkilenen, bizim kültürümüzden etkilenen çocuklar yaratılamayacak. O zaman bizim çocuklarımız da sadece o bildiğimiz ABC markalarının kitaplarını okuyor olacaklar. Tabii ki, yani çocuk edebiyatı farklı bir alan. Yani bunu kabul etmediğimiz müddetçe evet, bu olmayacak. Aynı e-kitap gibi. E-kitap da farklı bir alan. Bizim arkadaşlarımız tabii bunu da çok kabul etmiyorlar ama ileride kabul edecekler ve ayrı bir yatırım gerekiyor. Etmek zorundalar. Aha. Çünkü dünyada bazı yayın evleri bu yüzden daralmak zorunda kaldı kabul etmeyenler. İyi bir e-kitap okuyucusu olduğunu biliyorum ve sana bir e-kitap okuyucu hediye etmek istiyorum bugün anısına. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 140 karakter isimli bir bölümümüz var. Bez Ayakkabılılar kitabından bir bölüm seçtik. Sen de okursan çok seviniriz. Okurum tabii ki. İlk kez de kendi kitabımı okuyorum. Eyvallah. Çok kısa. Ağacın altında şu anda duran diğer üç çocuğu da çok seviyor Bilal'ı ama en çok Bere'yi vereni seviyor. Onu başka bir türlü seviyor. Eyvallah. Çok teşekkürler. Görkem Yelta'nın Bez Ayakkabılılar isimli kitabı. Yine Define Bahçesi, Görkem Hanım'ın. Kaplumbağa ile eşek. Boyalı Hamsi ve Süs Balığı. Ne kadar güzel kitaplar. Ve Kelebek Kız. Bez ayakkabılarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bez ayakkabılar bir arkadaş grubu. Bu grubun içine giren bir kız. Ve ne söyleyebilirim başka bez ayakkabılarla ilgili? Aslında çete çok dediler. Güzel bir hikaye. Ben baktım biraz. Evet. Çok hoşuma gitti. Aslında çete dediler ama bildiğimiz anlamda bir çete değil tabii ki. Yani çizgi roman okumayı seven. Yani çetemsi diyelim artık. Evet. Hem arkadaşlık, hem dostluk, hem küçük bir aşk kıpırtısı. Öyle bir kitap. Eyvallah. Yazar sözlüğümüze geldik. Korkutucu değil mi? Tamam. Çocuk. Dünya. Huzur. Hayal gücü. Şiir. Aşk. Aşk. Aslında dönebilir bir günde. Her şey. Hayal. Dünya. Anne. Sıcaklık. Bayram. Sevgi. Siyaset.
Uzak durayım ben. Gerekli. Eyvallah. Yemek? Çikolata. Film? Olmazsa olmaz. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ayaklarına ederim. Sağlık. Biz ilk defa bir çocuk kitapları yazarıyla birlikte olduk bu programda. Çok istifade ettik. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok değerli Sine 5 izleyicileri. Bu akşamki konuğumuz Görkem Yeltan'dı. Çok istifade ettik. Çok yararlandık sohbetinden. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir dahaki bir videoyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.